Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size vatos balıkları hakkında bilinmesi gereken birçok bilgiyi aktarmaya çalışacağım. Vatos balığı akvaryumu nasıl olması lazım? Ölümler olmaması için yapmamız gereken bazı ince detaylar var. Onları anlatmaya çalışacağım. Üretim için, üretimde yavruların ölmemesi için bazı önemli hususlar var. Bunlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar öncelikle vatos akvaryumu nasıl olması lazım? Örneğin vatos akvaryumu 40'a 30 yükseklikte 40, ama yükseklik çok yüksek olmasına gerek yok. Vatoslar fazla baskılı suda yaşamayı sevmezler. İçine bir pipo filtre koyabilirsiniz. Dibi kum olsa ya da kum olmasın, normal kumsuz olsun, cam olsun, cama cam. Bu şekilde olur. Akvaryumun hacmi biraz küçük ise cama cam olursa daha iyi olur. Çünkü beslenme alanları daha çok açılacaktır. Arkadaşlar, akvaryumda yapmamamız gereken İki tane çok önemli detay var. Bir, metilen mavisi. Metilen mavisini kesinlikle akvaryuma, vatos akvaryumuna kullanmıyoruz. Neden? Vatos balıkları camlardaki bakterileri, yosunları yiyorlar. Metilen mavisi de bildiğiniz üzere bakteri kültürünü tamamen öldürüyor. İyi huylu bakterileri öldürdükten sonra vatos balıklarımız da yemlemesi, yani ne kadar yemlersek yemleyelim, az gelecektir ve zayıflayacaktır. Ve zayıflayınca zamanla ölecektir. O yüzden buna dikkat etmemiz gerekiyor. Su değişimini kesinlikle ani su değişimi yapmamamız gerekiyor. Su değişimini şu şekilde yapmamız gerekiyor. Hazır su veyahut da arıtıcıdan su alıp aynı ısıda getirmemiz gerekiyor. Aynı ısıda olması lazım iki suyun da. Ve su ilave ederken lambur gümbür dökmememiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? 5 litrelik bir suya koyabiliriz. Bidona koyabiliriz suyu. Ve altına iğne ledeler. Yukarıdan aşağı damlama sistemiyle suyu ilave etmemiz gerekiyor. Sebze verdiğimiz zaman, örneğin salatalık, kabak, biber vesaire, birçok sebzeyi seviyorlar. Sebze verdiğimiz zaman ıspanağı da çok seviyorlar mesela. Sebze verdiğimizde bu sebzeleri yediklerinde birçok pislik oluyor yerde. Gerek o kemirdikleri sebzeler, gerek dışkılar. Bunları da dip çekim yaparak aynı bu dediğim gibi damlama sistemiyle suyu ilave edebilirsiniz. Vatos balıklarına yavru almak çok güzeldir. Yani sürekli yavru alabilirsiniz. Ayda düzenli olarak her ay makine gibi yavrulayabilirler. Bunun için yapmamız gereken bir erkek iki dişi veya üç dişi ya da iki erkek üç dişi beş dişi tarzında bir koloni kurmak. Koloni kurduktan sonra içeride gördüğünüz gibi küpleri yerleştiriyorsunuz. İki erkek varsa iki tane küp koyuyorsunuz. Erkek dişiyi kandırıyor, içeri giriyor, yumurtlatıyor. Yumurtlattıktan sonra erkek yumurtayı döllüyor ve yumurtayı sürekli yerliyor. Yumurtalar canlanmaya başlıyor. 3-4 gün içerisinde canlanır. Canlandıktan sonra yavrular, bir hafta 10 gün içerisinde küpten bunları çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü küpün içerisinde yeterli besin kalmadığı için açlıktan ölebilirler. Küpün içine döküyorsunuz, küpü ters çevirip akvaryum içerisine yavruları döküyorsunuz ve yavrular her yere dağılıp oradan besleniyorlar. Ama yavrularda ani ölümler görülebilir. Özellikle bir ay içinde kesinlikle su değişimi yapmıyoruz. Su değişimi zaten nasıl yapılması gerektiğini anlatmıştım. Ama bir ay boyunca hiç su değişimi yapmıyoruz. Nasıl yapabiliriz? İlla ki yapacağız mecbur. Dip çekimi yapıp suyu bir yerden süzüp o pislikleri aldıktan sonra aynı suyu hızlı bir şekilde geri dökmemiz gerekiyor. Bir ay sonra yavaş yavaş ince ince işte 1/4, işte 1/5 tarzında su değişimi yaparsanız yavrularınız etkilenmeyecektir. Suyun sıcaklığı kesinlikle sabit olması gerekiyor vatos akvaryumunda. pH değerleri de sabit olması gerekiyor. Nitratı, nitriti yükselirse de balıklarınız hastalık ölebilir. Ani su değişiminden yavrular direkt beyaz benek hemen ölebilir. Bunlar çok önemli konular, hassas konular. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Görüyorsunuz içeride kıpır kıpır yavrular canlanmış şu an. Bu yavruları 3-5 gün içerisinde akvaryumdan boşaltırsanız hiçbir sıkıntı olmayacak. Özellikle şu boyda iken su değişimi asla yapmanızı önermiyorum. Şu boya geldiklerinde su değişimi yapmıyorsunuz. Arkadaşlar, vatos balıkları hakkında anlatmakla bitmez. Anlatacaklarım çok uzun, videoyu tutup da sizi sıkmak istiyorum, zamanınızı almak istemiyorum. Sormak istedikleriniz varsa, kafanıza takılanlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımda birçok video var. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.